Evet gençler geldik 4. etkinlik ve 40. sayfadayız. Aşağıdaki soruları dinlediğimiz metne göre cevaplayalım. Evet dinleme metnine dinleyerek bu soruları cevaplamamız isteniyor. 5 tane soru arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Evet şu anda 5 sorunun cevabı da görünüyor. Sabah haberlerini dinleyen herkes niçin üzülmüştür? Tabii ki sabah haberlerini dinleyen herkes ilimizin birinde gerçekleşen depreme üzülmüştür değil mi? Metni dinlediğiniz zaman bu çıkıyor karşımıza. 2. Yardım bekleyen insanlara hangi kuruluş yardım etmiştir? Yardım bekleyen insanların Kızılay ve Akut kuruluşları yardım etmiştir. Burada iki defa insanlara yazmışım. Evet, Kızılay ve Akut kuruluşları yardım etmiştir. Değer Mahallesi sakinleri bölge halkına neler göndermiştir? Evet, Değer Mahallesi sakinleri bölge halkına battaniye, giyecek, çarşaf göndermiştir değil mi? Dinleme metninde öyle diyor. 4. Deprem bölgesi için okullara nasıl bir yardım kampanyası düzenlenmiştir? Evet, 4. sorumuzun cevabı deprem bölgesi için okullara her çocuk için kalem, kitap, defter kampanyası düzenlenmiştir. 5. Okullarda yapılan yardım çalışması öğrencilerde hangi duygunun gelişmesini sağlamıştır? Evet, okullarda yapılan yardım çalışması öğrencilerde yardımlaşma ve birlik olma duygusunu geliştirmiştir, değil mi arkadaşlar? Bu şekilde sorularımız bitiyor ve 5. etkinliğe geçeceğiz burada. 5. etkinlikte yaptınız mı bunlar? Biraz şöyle durdurun siz videoyu arkadaşlar. Şöyle videoyu durdurup yapın lütfen. Ben 5. etkinliğe geçiyorum. Ya da ekran görüntüsü de alabilirsiniz. 5. etkinlik. Ülkemiz deprem kuşağında yer alır. Deprem öncesi ve deprem anı ve deprem sonrası yapmamız gerekenleri arkadaşlarınıza anlatalım. Evet, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şöyle yazdım ben. İlk önce evlerin sağlam yere, sağlam malzemeden yapılması gerekir. Daha sonra evin içindeki eşyalarımızı sabitlemeliyiz. Deprem anında kullanmak için yanına uzanacağımız sağlam eşya ya da kütük bulundurmalıyız. Depremden sonra kullanmak için deprem çantası hazırlamalıyız. Su, yiyecek, düdük, radyo, fener koymalıyız yani. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmalı. Soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir. Evet, derhal o bölge terk edilerek toplanma bölgesine gidilmelidir. Deprem anında, deprem öncesi ve deprem sonrasında böyle yapılmalı arkadaşlar. 40. sayfamızı da bitirdik. Hadi siz burayı durdurup yazın. 41 yapmaya gidiyorum. Siz de peşimden gelin.